Sultanım, geldiğinizi ben... Saraya gidip beni hünkâr oğluma ihbar etmişsiniz. O senin oğlun değil. 3 yıl evvel tahtı elinden aldığın an kaybettin onu. Farz edelim ki öyle. Bunda sizin menfaatiniz ne? Kimin için ateşe atıyorsunuz kendinizi? Halime'nin divane oğlu için mi? Yoksa başka biri mi var aklınızda? Başka biri mi? Biz sadece Sultan Osman'ın gözünü açmak istedik. Senin gerçek yüzünü görsün diye. İskender yaşıyor öyle değil mi? Aklını kaçırmışsın sen. Unuttun mu? Onu ölüme sen gönderdin. İnşallah öyledir. Yoksa bir kez daha yaşayacaksınız evlat acısını. Osman ne yapmaya çalışıyor Esat Efendi? Nizamı değiştirdiğini açık açık ilan ederek neyi ima etmek istiyor? Kardeşlerine mi kıyacak? Aklınıza kötü şeyler getirmeyin sultanım. Belli ki hünkârımızın öfkesi henüz dinmemiş. Gözdağı veriyorlar. Yılanın başı Lale Ömer denen o hain. Osman'ı bana karşı dolduruyor. Oğlumu tanıyamaz oldum. Güvenebilir miyim bilmiyorum. Emriniz nedir sultanım? Ne yapacağız şimdi? Evlatlarımın emniyeti için ne lazımsa yapacağız Halil Paşa. Bilhassa Mehmet'i korumamız lazım. Onu ateşe atalım. O benim en büyük umudum. Sultanım, olanlara gerçekten çok üzüldüm. Keşke böyle olmasaydı. Biz bundan sonrasını düşünelim paşam. Safiye Sultan ihbar etmiş beni. Halime'nin divane oğlu için yapmayacağına göre İskender yaşıyor. Neden yapmasın sultanım? Safiye Sultan size başından beri düşman. Hali tavrı bir tuhaf. İskender yaşıyor değil mi diye ağzını aradım. Hiç şaşırmadı. Ben o gece gördüğüme eminim. İskender'di o. Sultanım, tetkik ediyorum. Lakin hiçbir izle rastlayamadım. Şehzade Hazretleri, hayırlar olsun inşallah. Hünkâr abim ölüm fermanını vermiş. Validem Kösem Sultan haber yollayıp buraya sığmamı istedi. Sizin haberiniz yok mu? Hayır şehzade. Şimdi sizden işittim. Siz buyurun. Ben derhal sultanımıza haber yollar. Mesele neymiş öğrenirim. Destur! Şehzade Mehmet Hazretleri! Kapatın kapıları! Kimseyi içeri almayın! Gel. Hünkârım bağışlayın. Lakin felaket. Şehzade Mehmet saraydan kaçmış. Nasıl olur Süleyman ağa? Emin misin? Her yere baktınız mı? Ağlardan biri çıkarken görmüş. Derhal bostancı başına haber verin. Bulup getirsinler bana o gafili. Derhal. Emredersiniz. Sultanım, yarın sabah ilk iş ben hünkârımızın yanına gideceğim. Malumunuz, eser güller lakin yumuşak kalplidir. Sizi de çok sever. İnşallah. Dediklerimi unutma. Her türlü ihtimali düşünüp tedbir almamız lazım.
Safiye Sultan, Halime Sultan ve Lala Ömer Efendi'nin canını istiyorum. Sultanım, böyle günlerde sabırlı olmak gerekir. Artık sabrım kalmadı paşam. Çok bile yaşadılar. Onlardan yıllar evvel kurtulmalıydım. Sultanım. Söyle. Yeniçeri Ocağı'ndan Hilmi Ağa geldi. Mesele mühimmiş. Sultanım. Paşam. Sultanım. Şehzade Mehmet Hazretleri emriniz üzere ocağımıza sığındılar. Lakin malumatımız olmadığı için size sormak istedik. Sen ne diyorsun ağa? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Sultanım. Tuzak. Her yere bakın. Yolları kesin, limanı kapatın. Bulup getirin bana onu derhal. Talimat verdim hünkârım. İnşallah bulacağız. Gel! Hünkârım, Yeniçeri ağalarından kendileri haber yollamış. Şehzade Mehmet Hazretleri ocağa sığınmış. Maazallah. Bir isyan başlatmaya kalkmasınlar hünkârım. Kaçarsın saraydan. Siz istediniz validem. Hünkâr abimin bana kıyacağını yazmışsınız. Ben hiçbir şey yazmadım. Nasıl düşersiniz bu tuzağa? Defalarca ikaz etmedim mi? Hiç kimseye güvenmeyin demedim mi? Validem, biz bir ağa yolladık. O da bir türlü gelmeyince çıkmak zorunda kaldım. Sultanım, şehzademizi asi ilan edecekler. Derhal saraya dönüyoruz. Çabuk hadi, seni ben götüreceğim. Ben saraya dönemem validem. Hünkâr abim bir an bile düşünmez, alır canımı. Esas saraya dönmezsen seni hiç kimse kurtaramaz. Ben bile. Hadi aslanım korkma. Ben götüreceğim seni. Destur! Sultan Osman Han Hazretleri! Hünkârım, şehzademizin bir kabahati yok. Hainler tuzak kurmuş. Benim adıma bir mektup göndermişler. Bu gece cellatları göndereceğinizi yazmışlar. Sırf kardeşinizi öldürmeniz için bir oyun bu. İnanmayın o hainlere. Hünkârım, bağışlayın. Lakin Şehzade Mehmet Hazretleri ocağımıza sığınmıştır. Malumunuz üzere ocağımıza sığınan biri ancak kendi rızasıyla çıkabilir. Sen kimsin? Bu ne cüret? Ocağımızın kadim teammülü bunu emreder hünkârım. Görüyor musun Mansur'u? Birbirlerine girdiler. Çilinler ha. Allah sonumuzu hayretsin. Daha neler göreceğiz.
Yeniçeri kullarım padişahına bunu mu reva görürler? Ettiğiniz yemini ne çabuk unuttunuz? Yeniçeri dediğiniz başı bozuk, eşkıya bozuntusu olmuş hünkârım. Bunların hepsinin kellesini almak lazım. Senin dilin ne söyler hoca efendi? Yeniçeri devleti aliyenin kalbidir, temel direğidir. Kimin haddine eşkıya demek? Hoca efendi az bile dedi. Padişahına kılıç çekenin eşkıyadan farkı yoktur benim gözümde. Ya şimdi itaat eder, şehzadeyi bana teslim edersiniz ya da hepinizi kellesini alırım. Ağalar, durun ne yaparsınız? Hünkârımıza kılıç çekmek de ne? Şehzademiz ocağımıza sığınmıştır. Siz de bilirsiniz ki paşam, onu asla teslim edemeyiz. Ağam, ağam. İndirin kılıçları. Sultanım. İndirin dedim. Benim hünkârımıza itimadım tam. Şehzademize tuzak kurulduğu aşikar. Elbet hünkârımız bu oyuna gelmeyecek. Kardeşini kıymayacak. Öyle değil mi hünkâr oğlum? Masum bir şehzadeye elbette kıymam. Bir şehzadenin yeri hünkârının yanı. Hadi Mehmet. Hünkârım benim oğlum. Sana asla kıymayacak. Yazık. Taht kimlere kalmış böyle? Bir yanda acemi padişah, hoca efendi ne söylerse yapıyor. Diğer yanda da Kösem Sultan. O da devlet içinde devlet olmuş. Hayırdır Esat Efendi? Sultanım felaket. Bugün hünkârımız yanıma geldiler. Ne yazık ki şehzademiz Mehmet'in katli için benden fetva istediler.
Vermedim elbet. Lakin hünkârımız kararını vermiş. Durmayacak. Yetişin. Kurtarın şehzademizi. Osman. Bırakın. İşittim ki kardeşinin katli için fetva istemişsin. Bana söz vermiştin. Asla kıymam demiştin. Ben masum bir şehzadeye kıymam dedim. Lakin Mehmet masum değil. Tıpkı sizin gibi. Osman nasıl bu kadar kör olabilirsin? Hepsi bir oyun. Gizli divanlar kurup devletimi dışarıdan idare etmeniz de mi bir oyun? Sizi de mi kandırıp götürdüler? Validem kabul edin. Siz beni tahttan indirmek istediniz. Tıpkı Mustafa amcama yaptığınız gibi bir gecede kurtulacaktınız benden. Yerime de Mehmet'i geçirecektiniz. Lakin ben buna izin vermedim, vermeyeceğim. Aslanım, sonradan pişman olacağın şeyler yapma. Eğer dediğin gibi olsaydı dün gece çıkabilir miydin Yeniçeri Ocağı'ndan? Sizin lütfunuzla yaşıyorum öyle mi? Siz isterseniz indirirsiniz beni tahttan öyle mi? İsterseniz canımı alırsınız öyle mi? Nasıl da zehirlemişlerse. Bursa seni ben yetiştirdim. Ben büyüttüm. Sütümü verdim sana. Hiçbir evladımdan ayırmadım. Korudum, kolladım, sevdim. Şimdi karşıma geçmiş ihanetten mi bahsediyorsun? Kim kime ihanet ediyor? İhanet bir şehzadenin hakkı olan tahtı elinden almaktır. İhanet bir cihan padişahını hiçe sayıp devlet içinde devlet kurmaktır. İhanet bir insana asla yapmam dediği şeyi yaptırtmaktır. Sultanım. Yıllar evvel almalıydım senin canını. Sen zehirledin Osman'ı. Sen girdin aklına. Haşa sultanım ben... Konuşacak mani olacaksın. Şehzade Mehmet'e zinhar kıyılmayacak. Elbette hünkârımızla konuşurum sultanım. Zaten Müftü Efendi fetva vermedi. Hal böyleyken Şehzade Mehmet idam edilemez. Israr edecek. Her yolu deneyecek. Bu yüzden sen konuşacaksın. Sultanım. Ben de sizin yanınıza geliyordum. Ne oldu söyle. Hünkârımız Rumeli Kaz askerinden fetva almış. Şehzademizi idam edecekler. Koşun, hiç vakit yok. Cennet. Sultanım. O
sancağa haber yolladım. Yeniçeri yolda. İnşallah şehzademizi kurtaracağız. Kırın şu kapıyı çabuk. Hadi. Çabuk.